أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, haksızlık yani zulüm bölümü. Sıradaki hadisimiz 208 no'lu hadis. وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ Hazreti Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. عن النبي صلى الله عليه وسلم O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den قال dedi ki من كانت عنده مظلمة Bir kimse bir zulüm yapmışlığı varsa لأخيه bir kardeşine Bir kimse bir kardeşine bir zulüm yapmışlığı varsa من عرضه أو من شيء Onun haysiyetine yönelik, onun namusuna yönelik yahut herhangi bir hakkına yönelik bir zulüm işlemişliği varsa. Tabii Allah'ın Resulü bunu söylediğinde hepimizin içinizde bir sistem çalışıyor. Acaba kime haksızlık ettim diye düşünebiliyoruz. Ta çocukluktan başlayan kendimizi bildik bileli yani sorumluluğumuzu hissettiğimiz, yaptığımız şeylerden ötürü sahibin huzuruna çıkıp bir gün Mevla'ya döndüğümüzde hesap vereceğimizi anladığımızdan beri, yatayda çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizde, komşudan, iş arkadaşından, okul arkadaşından, müşteriden, herhangi bir kimse, yaptığımız herhangi bir zulüm, Allah'ın Resulü diyor ki varsa o kişinin haysiyetine yönelik olabilir, namusuna yönelik olabilir, onuruna yönelik olabilir yahut herhangi bir malına yönelik olabilir, ona dair herhangi bir değere eğer mütecaviz davranmış, el uzatmış, zulmetmiş isek buyurdu ki Allah'ın Resulü فَلْيَتَحَلَّلْهُ Onu helal ettirmeye, yani o kişiyi bulup bu hakkını helal etmesini sağlamaya yönelsin. فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ Onunla helalleşsin el yevma. Bugün onunla helalleşmeyi gerçekleştirsin, yani yarınlara bırakmasın. قَبْلَ اَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ Öyle bir gün gelir ki, ne bir dinar işe yarar ne de bir dirhem. Bugün belki muhatabınızı dinar ile ikna edebilirsiniz. Dirhem ile ikna edebilirsiniz. Senin malına şu kadar mütecaviz davrandım. Şu kadar malını gasp ettim. Şu kadar sana haksızlık ettim. Bugün onu telafi edebilirim. Karşılığını verebilirim. Razı gelmedi, daha fazlasını verebilirim. Yeter ki sen hakkını helal et diye insan insanın nezdinde arayışa girebilir. Bugün henüz daha dünya ortamındayken o kişiyi tatmin edecek, o kişiyi ikna edecek araçlara sahibiz. Dinarlar, dirhemler, neticede gasp edilen hakkın en azından muadilini o kişiye temin etmek, vermek bir yolu bulunabilir. فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ Bugün onunla helalleşmeyi başarsın. قَبْلَ اَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ Çünkü geriye öyle bir gün kalıyor ki o gün ne bir dinar ne de bir dirhem işe yarar. Bazen öyle olur ki sadece helallik dilemek üzere yanına vardığınızda bile yaptığınızdan ötürü pişmanlığınız bile karşı tarafın nezdinde kıymet bulabilir. Hiçbir şey almaksızın bile hakkını helal edebilir.
Cenab-ı Hakk'ın ve entafu akrabu littakva, bağışlayın, bağışlamak takvaya daha yakındır öğüdüne kulak verebilir. Daha fazlasını Allah'tan umabilir. Dolayısıyla affetmeyi seçebilir. İlla hakkını da isteyebilir. Uğradığı mağduriyetinin hayatında oluşturduğu yaradan ötürü daha fazlasını da bekleyebilir. Ama bunlar konuşulabilecek şeylerdir. Henüz daha dünyadayken, elimizde bu tür araçlar varken aman ha fırsatı kaçırmayalım diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü diğer tarafa geçildiğinde artık bu araçlarımız yok. Dinarlar yok, dirhemler yok. İnsanın gönlünü edecek, ona iyilik edecek, onun etrafında bulunacak, arkadaşlık ederek, dostluk ederek 3-5 gün içerisinde de helalleşmeyebilir. Belli bir süre acısından ötürü direnebilir. Onu kollayan, ona iyilik etmeye çalışan, ona yardım etmeye çalışan, ne edip edip onun helalliğini almaya çalışan, bu uzunca bir zamanı gerektirse de, uzunca bir mesaiyi gerektirse de buna çabalayıp duran durumlar da gelişebilir. Her şey mali olmayabilir. Bazı yaralar gönülde derin izler bırakmış olabilir. Bunların derin izlerini ortadan kaldırabilmek için uzun, geniş bir çaba gerekebilir ki o insanın kalbi rikkate gelsin, yumuşasın, artık affetmek gönlünden gelsin ve affetsin. Ama bunların hepsinin yaşanabileceği yer burasıdır. İmtihan ortamı burasıdır. İrade burada elimizdedir. Yarın Allah'ın huzurunda karşımızda mazeret dilese de, bağışlanma dilese de bu iradeli bir davranış olmadığı için hani derler ya zaten buna mecbur kalmış o esnada. Orada bu tür işlemler olmaz. Orada ne olacağını Allah'ın Resulü şöyle haber verdi. İn kâne lehu amelun salihun uhize minhu bi kadri mazlumatihi. Eğer adamın ameli salihleri varsa, işte hac etmiş mesela, namazlarını kılmış, zekatını vermiş, güzel güzel nice ibadetler yapmış, bunlar ile Allah Azze ve Celle katında güzel sonuçlar umuyor iken birden karşısına zulmettiği adam çıka gelir ve zulmüne karşılık olarak bunlardan alır. Bir bakmışsın haccı kaptırmışsın, bir bakmışsın namazları kaptırmışsın. O güzelim ibadetlerini zulmettiğin adam zulmüne karşılık miktarınca alır. Böyle bir duruma kalmamak için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan bizleri ilgili kişilerin haklarını tevdi ederek, eğer bu gasp edilmiş, ele geçirilmiş bir hak ise bir defa bunun peşinen geri iade edilmesi lazım. Sonrasında da uğradığı bu mağduriyetten ötürü yaşadığı nice sıkıntılar olabilir. Yani şayet bu mağduriyete uğramasaydım, söz gelimi mirastan pay verilmemiş kendisine, zulmedilmiş, hakkı gasp edilmiş, ödemesi yapılmamış, dolandırılmış, bundan ötürü iktisadı zora girmiş, zor aylar yahut yıllar yaşamış. O bakımdan sadece o miktarın ödenmesiyle telafi edilemeyebilir, onun gönlünün alınması icap edebilir. Dolayısıyla bunların bu dünyada gerçekleştirilmesi lazım. Helalleşmek salt bir üç kelimelik ifadeyle ayaküstü muhatabı baskı altına alarak yapılmaya çalışılan kolay ve basit bir şey değildir. Onun gerçekten bunu istekli, gönüllü, içten yaptığını, gerçekten hakkından yahut haklarından affederek feragat ettiğini duymamız ve bilmemiz lazım. Ve bu hakların da tadad edilmesi lazım. Bilmediği bir haktan ötürü helallik verdiğini sanan bir kimsenin Allah Azze ve Celle'nin huzurunda bu hakkı öğrendiğinde ''Ya Rabbi ben böyle bir hakkımın gasp edildiğini bilmiyordum. Bildiğim kadarıyla helal ettim.'' deyip işin içinden çıkması muhtemeldir. Dolayısıyla hangi haksızlığı yaptıysak, hangi kendisine karşı zulmü gerçekleştirdiysek bildikleriyle, bilmedikleriyle
helalliğini talep etmemiz lazım. Ancak bildiklerimi helal ederim derse, bilmedikleri öylece kalır. Hak bu dünyada kalsa da Allah'ın huzurunda hepsi ortaya çıkar. Yevme tubles serair. O gün bütün gizli saklı ne varsa hepsi gün yüzüne çıkar. Dolayısıyla hak ve hukukun tadad edilerek, yani sayılarak, sıralanarak ve bunların telafisi mümkün olanların telafi edilmek suretiyle ve sonrasında da muhatabın bunları gönül hoşluğuyla helal etmesi için elden gelen bütün çabanın gösterilmesiyle başarılması gerekir. Ve bu zaman da alabilir. Özellikle anne baba hakkı. İncinmiş olan anneler, incinmiş olan babalar, evlatlarının kötü davranışlarına maruz kalmış ve Allah'ın Mevla olarak, sahip olarak, Rab olarak hakkından hemen sonra kulluğun hemen yanına Cenab-ı Hakk'ın eşleştirdiği anne babaya iyiliği aksatmış olan kimseler. Ne buyurdu Cenab-ı Hak? وَقَدَى رَبُّكَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ. Rabbiniz böyle hükmetti. Ancak ona kulluk edeceksiniz. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Ve anne babaya iyilik edeceksiniz. Rabbiniz böyle hükmetti. Müfessirler dediler ki, ya anne babaya iyiliği Cenab-ı Hak kendisine kullukla eşleştirdi. Aynı satırda yan yana dip dibe. Dolayısıyla kullar içerisinde en çok hak sahibi bulunan, anne babaya bu anlamda haksızlık etmiş olan kimseler. Onları incitmiş, gönüllerini kırmış, onlara zulmetmiş, kötü davranmış, kötü konuşmuş, hatta maazanallah el kaldırmış vesaire. Bunun telafisi hususunda öyle minicik bir küçük kelimeyle baskı kurarak vesaire değil, uzun zaman zarfında onların gerçekten gönül hoşluğunu, hoşnutluğunu elde edecek şekilde telafi ve tamir süreci içerisinde bu işin peşini kovalamak icap eder. Yoksa Allah'ın huzuruna kalırsa, Allah'ın huzuruna çıkıldığında o gün فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ. Bir bakmışsın aradaki nesep bağları da kaldırılmış. Kimsenin kimseyi artık dünyadaki irtibatlarıyla değil, sadece bir kişi olarak gördüğü bir an gelebilir ve o anda herkes kendi derdine düşebilir. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنٌ يُغْنِيهِ. Anne de, baba da, kardeş de, oğul da, herkes kendi derdine düşebilir ve o hakkına karşılık bir anne olarak, bir baba olarak evladının haccına, namazına, orucuna uzanabilir. Allah Azze ve Celle cehennemin azabını ve ahiretteki bir kimsenin kendisini kurtarabilme telaşını bize anlatırken dedi ki, يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَن۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخ۪يهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّت۪ي تُعْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي. O gün kişi azabı kendisinden savabilmek için çocuklarını feda eder. Onları fidye vermek ister. Kardeşini, sevdiklerini, aşiretini, hatta yeryüzündekilerin hepsini. Dolayısıyla olay oraya kalırsa, orada nasıl olsa annem bağışlar gibi düşünmemelisin. Bu aramızdaki bağlantıların devreye konacağı ve bunlar üzerinden gönlünün alınacağı iyilik yaparak, yardım ederek, en güzel hareketler ile kalplerinin yumuşamasını sağlayarak, bu bahsettiğimiz süreçlerin hepsi bu dünyada geçerli olan süreçler. Ahirette bunlar geçer akçe değildir. Ahirette amelini alırlar. Eğer ameli yoksa neyini alacaklar derseniz, Allah'ın Resulü buyurdu ki, وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ. Eğer o kişinin hasenatı yoksa, iyi amelleri yoksa, اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ. O zaman o mazlum kimsenin günahları alınıp, günahlarından alınıp, فَحُمِلَ عَلَيْهِ, getirilip o zalimin üzerine yüklenir. Adamın bakmışsın falanca günahı var, filanca günahı var. Bunlar iri iri günahlar olabilir. Zulmü oranında bu günahlardan alınıp
getirilip o zalimin sırtına yüklenir. Haydi bu günahlar için benim yerime sen ateşlerde yan şeklinde bir sonuç ortaya çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir duruma kalmayın diye uyardı. Zulmettiğiniz insanlar ile bu zulmü telafi edecek şekilde bir ilişki başlatın ve onların helalliğini bu dünyadan almaya bakın. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Bukhari sahihine almış. Ravahul Bukhariyu. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetleri programında beraber olmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim.